Vallahi kara kara düşünüyoruz onu nasıl ödeyeceğiz ya. Sizi tefeci her gün arıyor mu? Evet, her gün arıyor tefeci beni. Ne diyor? Bu diyor, günlük diyor 3000 lira para isterim. Her geçtiğinde diyor 3000 lira. Ne kadar aldınız ondan? Ondan 60 bin lira aldım, 80 bin istiyor şimdi ayın 20'sine kadar. Ne yapacaksınız? Ondan sonra düşünüyoruz kara kara. Mecbur ödeyeceğiz onu. Bunu çekinerek ben kendini aradım. Bu Türkmenistan'da yaşadığını söyledi. Ama numara burası Türkiye numarası. Dedi ben Türkiye'ye gelsem dedi bana yardımcı olur musun? Ben burada dedi çöpten dedi ekmek alıp yiyorum dedi. Benim dedi kaldığım kulübe dedi devamlı dedi akıyor dedi. Suyun içinde yaşıyorum ben evde dedi. Ben de buna acıyarak dedim gel yardımcı olurum. Ama bu sürekli benden para istiyordu. Ben de tabii buna yolluyum. Ben dedi Bulgaristan gübrüğündeyim. Kırmızı bültenim var dedi. Ben dedi Türkiye'ye çıkış yapamıyorum. Buradan geri gidersem 5 yıl benim dedi yurt dışı çıkış yasağı koyuyorlar dedi. Bu benden 40 para istedi. 80 bin lira yolladım. Bana dediler bu kartayı atıyor. Paraları dedi Adana'ya dedi. Geldiğinde dedi 5 tane ATM'den çekeceğiniz bu parayı dedi. Ortak dedi. Ortak hesaba yatıyor dedi. Bunu dedi Miray da dedi çekemez. Sen de dedi ikiniz bir araya gelmediği sürece bu parayı çekemez. Bunu dedim ikinizin bir araya gelmesi şart. Bu parayı almanız, kullanmanız için kullanamıyor dedi. Bu da kullanamaz dedi. Ben de dedim buyursun gelsin. Bunu dedi kart hesaplarına yatması için buna 20 bin lira bir karta yatması için para şey yaptılar. Onu yolladım. Ondan sonra tuttum 20 bin daha onu da yolladım ben. Toplam ne kadar verdiniz? 520 bin lira. 520 bin lira vermişim. Nasıl anladınız dolandırıldığınızı? Ne yaptınız? Şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi oldum. Şimdi ben bunu devamlı yatırdığımı köyden arkadaşlar duydu. Köylü bir tane polis vardı. Bana dedi ki sen dedi dolandırılıyorsun dedi. İki tane tarla sattım. Bahçeye 15 dönüm. Bankadan kredi çektim. Tefeciden aldım. Yetişmedi. Bir de tefeciden aldım. Hala istiyor mu? Hala istiyor. Bu bayanın yakalanmasını istiyorum. Yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Ya en son kendisi dedi ki şimdi biz dedi evleniriz dedi. Ben dedi köy hayatını dedi seviyorum dedi. Köyde dedi odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum ben dedi. Ben de şimdi buna inandım. Benim hanım evin yeri biraz sakin diye yakınında kimse yok diye istemiyor. Bu da dedi tam benim aradığım biz yani şeyimize girdi. Pişman oldunuz mu peki? Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşinizle şu an konuşuyor musunuz? Konuşuyorum. O ne diyor peki size? Böyle dedi bir yine dedi tanışmışsın dedi. Para vermişsin dedi. Verdin mi dedi. Vallahi verdim. Sen dedim gelmem dedin dedim. O da dedim Feyiz'deydi. Ben de dedim şimdi bu köy yerini ben seviyorum böyle sakin yeri dedi. Evlenme vaadiyle dedim bunu getirecek olduk dedim. Para yetti dedim. Miktarı söylemedim söylesem. Bunlar da yolladığım dekontlar. Toplama ne kadar yolladınız? 520 bin, 23-24 defada yollamışım. Dekontlar hep burada. Ne söyledi? Ben orucum dedi.
Ben dedi yalan söylemem dedi, yalan söyleyemem dedi. Ben hemşerilerime öyle şey yapmam dedi, vatan hainliği dedi. Kıbrıs'ta ben 30 yıl çalıştım. Bütün birikimlerim ben buna kaptım. Evlenme bağlı ile kandırıyor.